Harun'un ömrü boyunca amaçları ve hedefleri vardı sürekli. Cesurca ticaret yaptı ama ona başarıyı getiren her zaman dürüstlüğü ve samimiyeti oldu. Yıllarca seyahat etti, hep sahadaydı. İşin hakkı neyse sonuna kadar verdi. Güzel iltifatlara, insanın gururunu okşayan unvanlara ve takdirlere sahip oldu. Zorluklara şükretti, varlığa hamdetti. ...1956 yılının 3 Mart'ında Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Bey Yayla köyünde Cemal Bey ve Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Harun ilkokula kadar kendisinden 12 yaş büyük abisi ve komşu çocuklarıyla geçirdi zamanını. Aynı zamanda o yıllarda çalışmaya da başlamıştı. Onun aile içi iş dağılımında görevi çobanlıktı. İlkokul 4. sınıftayken abisinin bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin acısı adı güzel ailesini Beyyayla'dan uzaklaştırdı. Eskişehir'e taşınmaya karar veren aile için şehirde yeni bir hayat başlamıştı. Dedesi Durmuş Çavuş, kendi evinin yanına bir oda eklemiş, Harun ve ailesinin yeni yaşayacakları yuvayı yapmıştı. İlkokula Eskişehir'de devam eden Harun için zor yıllardı. Ama o dönemde dünyaya gelen kardeşi Dilek, acıları bir nebze hafifletmişti. Mesleği hayvancılık olan Cemal Bey, şehirde kendine uygun daimi bir iş bulamıyordu. Sonunda bir mahalle dükkanını devralarak bakkal işletmeye başladı. Bu bakkal Harun'un da yeni işiydi artık. Harun bakkalda çalışmak dışında gezerek gazete satıyor, mahalle kahvesinde çıraklık yapıyor, fırından aldığı poğaça ve simitleri sokaklarda satıyor, İş çıkarsa tuğla ocağında da çalışıyordu. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı boyunca hep çalışmaya devam etti. Oyuna, oyuncağa, sosyal hayata, sadece kendini ödüllendirdiği birkaç zamanda fırsat bulabiliyordu. Hayatı boyunca bir tek oyuncağı oldu. Köyde koyun kıllarını toplayıp kendi eliyle yaptığı bir ton. Lise son sınıfa kadar öğrenim gördüğü tüm okullarda çalışkan ve örnek bir öğrenci olmuştu. Liseye giderken iki ayrı kurumdan burs almaya hak kazanan tek öğrenci oldu. Dereceyle bitirdiği lise hayatından sonra Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'ne kayıt yaptırmış, aynı zamanda o dönemlerde tanınan bir hakla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne de kayıt yaptırmıştı. Ankara'da üniversiteye düzenli devam ederken İstanbul'a sadece sınavlar için gidiyordu. Ankara'da kaldığı yurtta yurdun kantin işletmesini alarak ufak çaplı ticarete başladı. Harun ticaretten elde ettiği geliri okulda veya yurtta ihtiyacı olan gençlere paylaştırıyordu. Harun bu dönemde sadece ticaretle uğraşmıyor,
aynı zamanda yurtta tanışıp iyi arkadaş oldukları Muhsin Yazıcıoğlu'yla ülkücülük adına eğitim faaliyetleri de sürdürüyorlardı. Dönem itibarıyla ülkede siyasi anlamda kaos olan yıllardı. Hukuk fakültesine 3 yıldan sonra devam edemedi ama mühendis olmayı başarmıştı. Daha okulu bitirmeden bir arkadaşıyla ithalat ihracat şirketi kurdu ve uluslararası ticaret konusunda kendisini geliştirmeye başladı. Ardından Almanya'ya giderek orada çalışmaya ve yüksek lisans yapmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl kaldığı Almanya'da yine kendine çeşitli işler edinmeyi başarmıştı. Önce pazarlarda tezgah açarak sebze sattı. Üniversite festivallerinde ve belediyeye ait alanlarda stand açarak Türk yemeklerini tanıtıp sattı. Daha sonra bir market açtı. Marketi büyütüp faaliyet alanına manavlık ve kasaplık da ekledi. Her gün sabah saat 5'ten gece 1'e kadar çalışıyor. Aynı zamanda gün içinde derslerine de devam ediyordu. Bu yoğun çalışma hayatında Alman bir kızla tanışmıştı. Harun'un çalışkanlığı, dürüstlüğü ve hayata bakışı bu Alman kızı çok etkilemişti. Bir süre sonra birlikte çalışmaya başladılar. Ute, Harun'daki bu özelliklerin inancıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyordu. Harun'dan kendisine İslamiyet'i anlatmasını istedi. Harun'un ona aldığı kitaplar ve Almanca Kur'an-ı Kerim'le bilgisini daha da arttırdı ve Müslüman oldu. Kübra ismini aldı. Harun ve Kübra Hanım bir süre sonra Almanya'da dini nikah kıyarak evlendiler. Harun ve Kübra Hanım birlikte gece gündüz büyük bir enerjiyle çalışırken Harun'da sıla özlemi çok büyük boyutlara ulaşmıştı. Birlikte Türkiye'ye döndüler. Harun Türkiye'ye döndüğünde ilk önce askerlik görevini yerine getirmek istedi. Askere gitmeden önce hemen Kübra Hanım'la resmi nikahlarını da kıydılar. Harun askerden geldikten sonraki dönemde Türkiye'nin ilk rulman fabrikası kuruluyor ve Almanca bilen mühendis aranıyordu. Satış mühendisi olarak başladığı iş yerinde kısa zamanda çok başarılı oldu ve terfi etti. İşletmeye Almanca bilen bir iletişim uzmanı aranıyordu ve Harun'un eşi Kübra Hanım da aynı fabrikada çalışmaya başladı. O dönemde Avusturya lisansıyla kurulan fabrikanın açılışını üst düzey Avusturya yetkilileri ve Türkiye'den de dönemin başbakanı onurlandırdılar. Açılış töreninde Kübra Hanım Türk heyetiyle Avusturya heyeti arasındaki iletişimi sağlayan kişiydi ve dönemin başbakanından işte ideal Türk kadını övgüsünü aldı. Harun bu işinde tam 11 yıl boyunca Türkiye'de gezilmedik il, ilçe bırakmadan dolaştı. 11 yılın sonunda şirketin genel müdür yardımcısı pozisyonundayken eskiden beri süregelen ticaret yapma isteğiyle kendi işini yapmak üzere ayrıldı. Harun ve Kübra Hanım'ın o yıllarda iki evladı olmuştu. İlk bebeklerine Fatma Ceren ismini verdiler. 2 sene sonra da yine bir kızları daha oldu. Ona da Elif İrem ismini verdiler. Kıymetli kızları Harun'un hayatının yeniden şekillenmesine vesile oldu. Harun kendi işini kurmak için bir arkadaşıyla ortak
Ankara Kızılay'da bir ofis tuttu. Eymak adını verdikleri şirketleri için çalışmaya başladılar. Rulman üzerine ticaret yapmaya, yurt dışından Türkiye'ye ürün getirmeye ve müşterilerin özel taleplerine uygun tedarikte bulunmaya başladılar. Kısa zamanda tüm Türkiye'de tanınan, bilinen isimler arasına girdiler. Harun aynı dönemde üniversiteden beri arkadaş olduğu ve çok saygı duyduğu Muhsin Yazıcıoğlu'yla siyaset yapıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle birçok konuyla ilgileniyor. Vatana ve millete faydalı çalışmalar yapmaktan büyük bir manevi tatmin yaşıyordu. Aynı yıllarda Harun, gençliğinde Eskişehir'de annesi Fatma Hanım'la birlikte çalıştığı tuğla ocağının yerine ortağıyla birlikte bir okul yaptırdı. Okula babası rahmetli Cemal Bey'in ve ortağının babası Mümtaz Bey'in isimleri verilerek onların da hatıralarının yaşatılması umut edildi. Eymak'ın işlerinin iyi gittiği bir dönemde Türkiye'de yerleşik bir holdingin bir rulman fabrikası projesi için Harun'la görüşmeye başlamasıyla Harun'a uluslararası bir kapı daha açılmış oldu. Harun bu proje için ön hazırlıkları yaptıktan sonra holding projeyi Harun'un yönetmesini istedi. Harun holding adına Romanya'da bulunan bir fabrikayı özelleştirme yoluyla aldıktan sonra pratik ve akılcı çözümlerle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Fabrika her yılı beklenilenden daha fazla bir büyümeyle kapatıyordu. Harun, batık fabrikayı şaha kaldıran adam olarak anılmaya başladı. Ve Romanya'da ard arda yılın iş adamı seçildi. Harun'a fahri vatandaşlık unvanı, Romanya'da sadece o ülke vatandaşlarına verilen şeref nişanıyla birlikte verildi. Fabrikanın CEO'luğunu yaptığı yıllar boyunca Harun dünyanın her yerine seyahatlerde bulunmuş, uluslararası arenada da saygın ve tanınan bir iş adamı olmuştu. Romanya'daki fabrikayı istenilen düzeyin çok ötesine getirdikten sonra Macaristan ve Türkiye fabrikalarını da kısa zamanda açarak beklenenin üstünde bir başarıya imza atmıştı. Türkiye'deki ilk fabrikanın kuruluş aşamasından itibaren tüm büyüme süreçlerinde emeği olan Harun, ülkesine ikinci rulman fabrikasını kazandırmanın da haklı gururunu taşıyordu. Yıllarca yoğun tempoyla çalışmak onu biraz yormuştu. Holding yönetiminde gerçekleşen değişiklik sonrası Harun görevinden ayrıldı. Şimdi Eymak için daha fazla çalışmalıydı. Harun, Romanya'dan ayrılırken, Romanya'da resmi yetkililer tarafından Harun'a ithafen ülkenin en ünlü heykeltıraşına yaptırılmış özel bir anıt Harun'a takdim edildi. O şimdi de Romanya'da adına heykel dikilen Türk olarak anılıyordu. Anıtın üzerinde yazılanlarsa tam da Harun'u anlatıyordu. Harun adı güzel. Doğduğu andan itibaren fırtınalara karşı uçmaya başladı. Ruhunu güçlendirmek için sadece dürüstlüğünü kullandı. Özgür ruhun kanatları süzülerek uçmak için vardır. Daha yükseğe ve geleceğe. Harun Türkiye'ye döndükten sonra Romanya'da kurduğu Rulman Derneği gibi bir dernekle Türkiye'de kurdu. Rulman Üreticileri, İthalatçıları ve Satıcıları Derneği. Uluslararası tecrübesini ve bilgi birikimini ülkesindeki diğer meslektaşlarıyla paylaşmak istiyordu. Dernek kısa zamanda başarılı etkinlikler düzenledi. Uluslararası katılımcıların da olduğu büyük bir organizasyonla Türkiye'nin ilk Rulman zirvesini gerçekleştirerek sektöre vizyoner bir bakış kazandırdı. Uzun yıllardır
Hep hayalinde olan butik bir proje vardı Harun'un aklında. İyi mühendislikle tasarlanmış, özel rulmanların üretildiği bir teknoloji merkezi kurmak ve özel bir marka oluşturmak istiyordu. Rulman dünyasının duayenleriyle istişare eden Harun, yeni projesini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı. Almanya'da rulman mühendisliği üzerine bir şirket kurdu ve şirketin dizayn ettiği yüksek kaliteli rulmanların üretimi için Eskişehir'de tamamen yerli sermaye ile bir teknoloji üretim merkezi kurdu. Fabrika kuruluşundan çok kısa bir süre sonra ikinci yılında seri üretime geçti. Türkiye'ye üçüncü rulman fabrikasını kazandırmanın manevi huzuruyla Harun, şimdi Das Lega Germany markasını dünyaya tanıtmak için çalışıyor. Aynı zamanda Eskişehir Spor Kulübü yöneticisi olarak memleketine katkı sağlayacağı başka kulvarlarda da koşmaya devam ediyor. Eymak'ın kuruluşunun 20. yılı anısına yayınlanan İkinci Kartal Hayatı isimli kitapta Harun hayatının köşe taşlarını ve tecrübelerini gelecek nesillerle paylaştı. Bu yaşıma kadar tüm çalışma hayatım boyunca Allah'ın bahşettiği tüm kabiliyetleri sadece kendim için değil, vatanım, milletim, çevrem ve tüm insanlık için kullanmaktan imtina etmedim. Yüreğimle, aklımla, beden gücümle elimden ne geliyorsa samimiyet ve dürüstlükle ortaya koydum. Ben dünyaya çalışmak için gelmişim. Kazandıklarımı ülkemin ve insanlığın yararına kullanma imkanına kavuşmaksa en büyük huzur kaynağı. Hamdolsun.